Merhaba arkadaşlar. Bugün gene kısa bir duyuruyla karşınızdayım. Alfa 20 hakkında Twitter'dan PumpKings'in yaptığı açıklamada ile 5'i yayıncı hafta sonu ve de pazartesi günü yani 6'sı oluyor zannedersem herkesin erişimine açık olacak. Yani Alfa 20 geldi. Hafta sonu yayıncı hafta sonu olacak. Yani seçtikleri belli sayıda yayıncılara Alfa 20'yi erken erişim olarak verecekler bu arkadaşlar oynayacaklar bize açık olmayacak maalesef ama dileyenler Twitch'ten veya işte değişik platformlardan bunu seyredebilirler ve pazartesinden itibaren de herkes download edip oynayabilir. Ben de pazartesi günü tabii ki herkes gibi seçilen listede olmadığım için pazartesi günü oyunu indireceğim ve pazartesi gününe bir bölüm yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim emin değilim ama hemen başlayacağım yeni bir seriye. Alfalarda sıklıkla karşılaştığımız bir durum oyun deneysel olarak giriyor. Yani experimental dediğimiz deneysel olarak giriyor. Dolayısıyla bir sürü bug'lar olabilir, hatalar olabilir, bir sürü sorunlar olabilir. Bunları gidereceklerdir tabii ki ama bu giderme esnasında çok ufak bir ihtimalle olsa çok eski alfalarda karşılaştığımız bir sıkıntıydı bu. Yeniden başlamanızı isteyebilirler. Dolayısıyla hani seriye çok ciddi bir şekilde başlar mıyız, başlamaz mıyız ya da çok ciddi bir şekilde başlarız da sonradan tekrar seri yarım kalır mı bilmiyorum. <laughs> Ama böyle bir sorun olabilir. Çünkü alfa oyun yani sonuçta. Hani alfa 20'de deneysel daha yani hani sabit bir stable dediğimiz nasıl dedi, denir ona? Dengeli versiyonu bile değil deneysel versiyonu olacak Hafta sonunda Türkiye'den kim seçtiler bilmiyorum. Ee, belki bir ihtimal Samet Güngör hani o çok Alp Seven oynuyor ve hani bayağı bir kitlesi var. Belki ona onu seçmiş olabilirler, siteye seçmiş olabilirler. Ondan başka da hani seçtikleri bir kimse var mı bilmiyorum Türkiye'den. Twitch'ten ve YouTube'dan bunları takip edebilirsiniz. Bunların dışında Alfa 19.5'te Subcoix Undead Legacy moduna oynuyorduk. Ve de hani artık seri bir finale gelsin. Çünkü hani iki bölüm daha çekmiştim aslında. ikisi de Fortnite. Bu arada herhangi bir loot yapmadım. Çünkü haldır haldır sığınağı bitirmeye çalışıyorum. Büyük ölçüde bitti. Onun haberini vereyim. Büyük ölçüde bitti. Fakat bu serinin son bölümü Volt'u tanıttığım yani sığınağı tanıttığım bir bölüm olacak. Bu Fortnite'lar çünkü inanılmaz monoton yaptığım şey gene aynı bomba atmak, aşağıda dartlar var işte kazıklar var falan. Yani çok değişik bir şey yok açıkçası. Yani bununla ilgili bir bölüm çekmemiştim. O bölümlerden bir tanesini koyayım istiyordum. Hani en azından şu elektrikli kazıkları falan göstereyim diye. Yani çok bir faydası yani var tabii ki inanılmaz bir faydası oldu. Ama hani artık onları da yayınlayıp sizi de iyicene sıkmak istemiyorum. Bu seri bitsin çünkü Alfa 20'de geldi çattı. Onun dışında sığınakla ilgili bir tanıtım videosu da çekeceğim. Müzikli falan böyle değişik bir şey düşünüyorum kafamda var. Bunları dört güne sığdırmam gerekiyor. O yüzden haldır haldır yeni video çekiyorum. O yüzden bu kısa duyuruyu yapmak istedim. Bir bölüm atmak yerine çünkü bir herhangi bir bölüm açıkçası bu saatten sonra artık Alfa 19'da manasız. Çünkü Alfa 20 kapıda. Subkoik'in de inşallah Alfa 20'de modunu tekrar oynarız diyorum. Çünkü hani Alfa 20'deki halini Subkoik'in Alfa 19'da bile süperdi. Alfa 20'deki halini <laughs> hayal bile edemiyorum. Aslında bu sığınağı Alfa 20'de yapmak lazımdı ama tabii ki <laughs> çoktan başlamış bulunduk ve bunu bitirmek istiyorum ki büyük ölçüde bitti. Çok güzel şeyler yaptım. Bunları göstereceğim hepinize. Fakat bu haberi de duyurayım istedim. Duymayanlar varsa. Alfa 26 Aralık Pazartesi'nden itibaren e, herkese açık olacak. Twitter'da en azından öyle dediler. Her son anda bir terslik olmazsa. Evet arkadaşlar bu duyuruyu da yaptıktan sonra bu videoyu sona erdirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.